takdim edildi. Kültür sanat gecelerimiz ve diğer sosyal etkinlikler. Birlik bünyesinde Mart 2007'de oluşturulan Kültür Sanat Komitesi, iki haftada bir düzenlediği sohbet geceleriyle hem üyelere hem de toplumun değişik kesimlerine hitap etti. Kıbrıslı Türk sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bu gecelere katılarak değişik konuları katılımcılarla paylaştı. Müzik ağırlıklı da olan gecelere katılanlar keyifli saatler geçirdi. Kültür Sanat Komitesi'nde özveriyle çalışan arkadaşlarımız Emine Hoca, Nezir'e eşlik ettiği gezide, o günlerde elektrik hattı götürülmesi nedeniyle gündemin ön sıralarında bulunan Karpaz'daki sorunlar, meslektaşlarımız sorunlar konusunda da üyelerimize yönelik bir yılbaşı kokteyli verildi. Ayrıca bu yıl üyelere yılbaşı hediyesi olarak ön kapağında Birlik Lokali Allah korusun. Ya yani öyle bir şey. Tamam arkadaşlar, sizi sıkmadan kısa bir şeyler aktaracağım. Gelen sekreterimize değindi gerçi. 10 Şubat 2007 tarihinde yola çıkacağız diye düşündük, taşındık ve bu çerçevede öncelikle devletten katkı aldık. Bunun yanında sizin de bize katkı koydunuz. Dayanışma bileti çıkardık 5000 adet. Onun satışından elde ettiğimiz gelirimiz vardı. 11 Temmuz basın gazetesindeki reklamlardan bir gelirimiz vardı. Aidatlardan gelirimiz oldu. Tüm bu çerçevede bunun yanında kurum, kuruluş, kişiler bu binanın yapımında bize birçok katkıda bulundular. Ben bir kez daha da buradan teşekkür ederim. Bu da azımsanacak bir katkı değildi. Gerçekten gazetecilerin yanında birçok insanı bulmak da güzel bir duyguydu. Evet, zor bir dönem geçirdik. Maddi olarak zor bir dönemdi. Ancak şu anda burada kendi lokalimizde bir genel kurul yapmanın, birçok etkinliğe sahip olarak burada bulunmamız, ne kadar zorluk da çeksek buna değdiğini gösteriyor. Evet, gelir ve giderlerimiz aşağıda size mali raporda aktardık. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa ben bunları cevaplamak istiyorum. Dokuz kişi okey derseniz iki de yedek üye isterim. Seçime götürmeyeyim sizi. Özen Çatal. Nerede? Nerede? Özen Çatal. Hani o? Evet mi? Yedek üye. Evet mi? Yedek üye yazmıyor. Bir an evvel sorduk ya. Tamam dediniz, yedek üye dedik yazalım biz de. Öyle mi? Evet dediniz. Evet dediniz. Şimdi de güveniyeri kabul edelim dedik. Önce bu 9'u kabul edelim. Tamam, devam. Arkeli Türkan. Evet. Başka aday var mı? Aday mı? Hangisi? Özen. Özen, Özen. Özen. Almak ister mi? Hüseyin Kral Yedek. Yoksa seçime gideceğim. Başkan, iki razımak yönteme. En güzel.
seçim ediyoruz. Ben bilgi verdim. Bunu diyor sanki bilgi verilmedi. Diyebileceğim fazla bir şey yoktu. Ama ilgili maddeyi de ben gene de bir üyemizin talebidir. İzah etmek durumundayım. Şu nedenle basın hakkı alma hakkını kaybettiği için Fahri üyeliğe geçirildi. Çünkü tüzüğümüzün amir hükümlerinden biri asli üyelerin sarı basın kartı olmasıdır. Başkan. Yok. Kararlıdır. Derya Bökeyhan'a sormamız gereken soru şudur. Şu anda çalıştığın kurumda yasal olarak sözleşmende geçen görevinin ismi nedir? Ben söyleyeyim. Redaktör muhabir. Şu anda bu sorunun muhatabı Basın Kartı Komisyonu Başkanı'dır. Çünkü Basın Kartı Komisyonu yasanın ve basın yasasında yapılan değişiklik altında kurulan ve oluşturulan basın kartı tüzüğüne göre Derya Bökeyhan'a basın kartı vermeme hakkına sahip değildir. Ama Beretin'in onu başka bir görevde kullanması da başka bir sorundur. Ama bu sorun basın kartı komisyonu tarafından verilmemesi nedeniyle cezalandırma nedeni olamaz. Ama bu arada basın kartı aldım. Eğer basın kartı almışsa biz hiç bunu yapamayız. Hele hele yürürlüğe giren ve bugün %99'u Türk Ajansı Kıbrıs'ta uygulanan ve BRT ve diğer kurumlarda da Hüseyin Yalyalı çok güzel dikkati çekti. Tüzükler, diğer yasalar ve tüzüklerle birlikte okunarak daha doğru yargılara varılabilir. Basın kartı tüzüğünün, basın kartı komisyonunun oluşumunun gerçekleşmesinde çok ciddi katkıları olan bir arkadaşımızdır Hüseyin Yalyalı. Ve biliyor ki oradaki hüküm de, basın kartı komisyonu tüzüğündeki hüküm de diyor ki, basın kartını aldıktan sonra o kartın gerektirdiği görevden ayrılan, başka bir göreve görevlendirilen veya atanan, tam olarak kelimeleri doğru zikretmiş olmayabilirim. 3 ay içerisinde kartını komisyona iade etmekle mükelleftir. Bununla ilgili, bunun ötesinde de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, dernekler yasası altında kurulmuş bir örgüttür. Ve dernekler yasası altında kurulmuş olan tüm örgütlerin yönetimlerinin aldığı kararlar da yargıya açıktır. Söz konusu karar birlik yönetimince oy birliğiyle alınmış bir karardır. Ben bunu da genel kurulun bilgisine getirmekte bir yarar görüyorum. Basın kartı komisyonu açısından duruma açıklık getirmek istiyorsa komisyon başkanı buradadır. Divanın söz vermesi, izin vermesi durumunda aktarabilir o da düşüncelerini. Teşekkürler. Bu konuyla ilgili basın kartına geçtiğimiz hafta bir yazı yazıldı basın kartı komisyonuna. Basın kartı komisyonu biliyorsunuz senede 2 dönem toplanan bir komisyondur. Biz daha önce yaptığımız toplantımızda Derya arkadaşımız ve benzer örneklerdeki başka arkadaşlarımıza basın kartı verilmesini uygun bulduk. Sebebi tüzük bize bu işi yapıp yapmadığını, yatırımının, ana geçim kaynağının burada olduğunu, olup olmadığını, sözleşmesinin nereden olduğunu soruyordu. O dönemde bize ulaştırılan belgeler, bahse konu olduğu için Derya'nın ismini veriyorum, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda çalıştığı yönündeydi. İlgili kurum müdürünün onayı vardı. Sözleşmesinin orada olduğuna dair belgeler vardı. Bu durumda o sözleşme onaylandı. Elbette 400'e aşkın insan var basın kartı sahibi. En profesyonel komisyon dahi her bir
bu 400 kişinin her birinin peşine birini takıp şu anda ne iş yaptığını kontrol edemez. Ama örgütlerden gelen itirazlar, değerlendirmeler ya da üyelerden gelen itirazlar değerlendirilir. Biz önümüzdeki hafta Salı günü yeni dönemin toplantısını yapacağız. Gazeteciler Birliği'nin bize çeşitli isimlerle ilgili, şu anda başka görevde olduklarıyla ilgili yaptığı uyarıyı da değerlendireceğiz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Şu anda basın kartı komisyonunun şu anki yapısında deri arkadaşımızın basın kartı vardır. Ama Gazeteciler Birliği tüzüğünde asli üyelikten fahri üyeliğe geçirme koşulunda basın kartı sadece bir unsurdur. Basın kartı hiç olmadan da Gazeteciler Birliği tüzüğü bir kişinin ana geçim kaynağının ve işinin gazetecilik olmaması durumunda onu asli üyeliğe geçirebilir. Gazeteciler Birliği tüzüğünü söylüyorum. Fahri üyeliğe geçirebilir. Gazeteciler Birliği yönetim kurulu karar verirse şu anda yaptığı iş haber alımıyla, sunumuyla ilgili değil, gazetecilikle ilgili değil. Şu an bu raporların içerisine sizlere bir faaliyet raporumuzun içinde ayrı küçük bir rapor sunmuştuk. Orada artık nasıl okunmasını salık veriyorum. O kitapçık herkesin elindedir. Orada artık dünya başka bir şey tartıştığını gittik, gördük. Bunu raporlaştırdık ve sunduk. Bunun eğer şu anki yapımızı devam ettirirsek bunun neye tekabül edeceğini bize gazeteci olarak, basın çalışanları olarak ne tür zararlar verebileceğini yine orada belirttik. Şimdi bakın arkadaşlar, son Almanya FJ toplantılarında, genel kurulunda tartışılan birinci gündem maddesi Avrupa'da gazeteciliğin yaşadığı, basının yaşadığı sıkışıklıktı. Basın artık kale kaybede kaybede duvara yaslanmış bir vaziyettedir Avrupa'da ve şu anda acentalar üzerinden basın emekçilerinin sömürüsüne, pazarlanmasına dair çok ciddi uygulamalar mevcuttur. Şimdi durum böyleyken orada sendikamız benim tarafımdan yapılan bir konuşmayla övünerek, gurur duyarak ve genel kurula, tüm Avrupa üyesi sendikalara verdiğimiz bir şey vardı. Kendi üyelerini asli üyelikten fahri üyeliğe atmaktan zevk almaz. Üye sayısını azaltmaktan da hiç zevk almaz. Ama o tüzüğü hassasiyetle uygulamak da bizim görevimizdir. Derya özelinde baktığımızda biz basın kartı komisyonu gibi kurumun verdiği belgelere bakmıyoruz. Gazeteciler Birliği üyeliğinde fiiliyatta yaptığı göreve bakılıyor. Yani bunu lütfen saptırmayalım. BRT özelindeki tartışmada ise çok isimler biliyoruz ki katkolarında şoför görünmesine rağmen bu insanlar haber peşinde koşuyorlar. Hayır, sizin katkonuz şofördür, biz sizi gazeteci olarak kabul etmeyiz diyebilir miyiz? Her gün haberde gördüğümüz insanlara. Biz onların fiiliyatta yaptığı göreve bakarak üyeliklerini ona göre olaylıyoruz. Derya'nın durumu ise geçmiş yönetim kurulunun sorumluluğunda olan bir şeydir. Genel kurulu çok bence bağlamıyor. Çünkü genel kurul önündeki listeye göre hareket etmek durumundadır. Eğerim yasal bir müracaatı olacak olanların muhatabı da geçmiş yönetim kurulu olacaktır. O yüzden bunun genel kurulda bu kadar... Arkadaşlara hem önlerden de rica ettim. Dedim arkadaş, ne kadar sıkışsak sıkış, bu arpayı yedim.